Ben 96 yılında bankacılığa başladım, hazineci olarak. O zaman hazineciler çok erken saatlerde bankaya gidilirdi. Bir an önce Reuters'larını, işte Bloomberg'ların haber ekranlarını açıp piyasada ne olduğunu anlamaya çalışırlardı. Fakat şimdi artık bunlar 7/24 elimizin altında. Artık cep telefonundan 24 saat her şeyi izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok erken gelmeye gerek kalmıyor gazete okumaya. Her şey elinizin altında. Sabah bir toplantı olmazsa olmazı hazinede. Ekiple bugün ne yapacağımızı konuşuyoruz. Stratejik kararları pazartesi günü yapılan APCO toplantısı vardır. Aktif pasif komitesi. Bu hemen hemen her bankada yapılır. Orada kararlar alınıyor. Yani pazartesi biraz daha özel bir gün bizim için. Diğer bankalarda farklı günlerde olabilir ama bir o hafta uygulayacağımız stratejiyi belirlediğimiz bir toplantıdır. Pazartesi günü biraz daha özel geçer gün olarak. Onun dışında hemen hemen her gün hazinede bir sabah toplantısıyla açarız. Bugünkü pozisyonumuzun nasıl olduğunu, nasıl hareket edeceğimizi belirleriz. Sonrasında gün içindeki tabii yoğun bir toplantı programı oluyor. Genelde dışarıda toplantılarda oluyorum. Bunun dışında bizim iştiraklerimiz var. Bankanın iştirakleri ve onlarda yönetim kurulu üyesiyim. Oralarda icra toplantıları, yönetim kurulu toplantıları oluyor. Oralarda bulunuyorum. Ama mümkün olduğu kadar hazinenin içinde olmak istiyorum ve ekiple beraber piyasayı takip etmek hoşuma gidiyor. Öğleden sonra biraz daha sakin oluyor. Piyasalar genelde 4 civarı sakinleştikten sonra o günü nasıl kapattığımıza bakıyoruz. Piyasaların kapanışına bakıyoruz ve işte müşteri orderlarına bir gün sonrası için ne yapabileceğimize bakıyoruz. Dolayısıyla bir gün aslında böyle geçiyor. Çok farklı olmuyor. Yani hemen hemen her gün birbirinin replikası gibi bu şekilde devam ediyor.